Haberin Merkezi, Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba. Sevgili izleyiciler, Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yerel seçimlerde üçüncü kez Erzurum'u kazanmak isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday tespit çalışmaları devam ediyor. Partiye müracaat eden 7 aday adayıyla birlikte İl Başkanı Murat Kılıç'ın da yarışa dahil olduğu Erzurum'da gözler genel merkeze çevrildi. Bir süreden beri Ankara'da parti genel merkezine kamp kuran aday adayları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta açıklayacağı isim olmak için kulislerini sürdürüyor. Aday belirleme çalışmalarının sürdüğü AK Parti'de geçtiğimiz günlerde ulusal medya tarafından Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın yer alması siyasi arenayı hareketlendirdi. Ulusal medyanın aksine Aktağ adaylık konusunda net bir cevap vermezken AK Parti'de sürpriz bir anket çalışmasına daha başlandığı öğrenildi. Mevcut aday adaylarından 5 ismin yer aldığı ankette partililere yeni bir adayın ismi daha sunuluyor. Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan yardımcı doçent doktor Hakkı Yeşilyurt'un ismi de son yapılacak ankette vatandaşa sorulacak. Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcısı yardımcı doçent doktor Hakkı Yeşilyurt, başkan aday adaylığı için müracaata bulunmadığını bildirdi. Halen üst düzey bir devlet memuru olduğunu hatırlatan Yeşilyurt, "Memleketime elbette yararlı işler yapmak isterim. Hali hazırda da yapmaya devam ediyorum. Benim aday adaylığı için bir müracaatım yok. AK Parti'nin bir kamuoyu anketi yaptığını ve içinde ismimin bulunduğunu ben de duydum. Hatta eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın benim için iyi dilekte bulunduğunu da biliyorum. Eğer halkımız bizi bu göreve layık görür ise seve seve gelir, hizmet ederiz," dedi. Bu arada aday belirleme sürecinin hız kazandığı AK Parti Genel Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Erzurum'dan da göreve talip olan isimlerin kamp merkezi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'nın yanı sıra ilçelerde de büyük bir heyecan yaşanıyor. 6'sı kadın 196 aday adayı ilçelerde aday olmak için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. İpi göğüslemek isteyen aday adayları bir taraftan genel merkezden gelecek haberi beklerken bir taraftan da vatandaşların desteğini arıyor. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tablo böyle. 30 Mart yerel seçimler öncesi aday adayları yoğun bir tempoda genel merkezde adeta karargah kurmuş durumdalar. Ancak bugün ortaya bir isim daha atıldı sevgili izleyiciler. Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar olan Hakkı Yeşilyurt ismi ön plana atıldı. Hakkı Yeşilyurt aday adayı olmadığını belirtti. Ancak genel merkezin onay vermesi halinde ise Erzurum'a hizmet için görevi kabul edebileceğini ifade etti Hakkı Yeşilyurt. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Tabii şu anda diğer siyasi partilerde de aday belirleme çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor. Yine AK Parti ile devam edeceğiz. AK Parti Palandöken İlçe Belediye Başkan aday adayı Adem Çelik bugün televizyonumuza bir nezaket ziyaretinde bulundu. Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Palandöken ilçe belediye başkanlığına aday adaylığını açıklayan Adem Çelik, seçim çalışmaları kapsamında basın kuruluşlarını ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Çelik bugün de Kanal 25'e bir ziyarette bulundu. Çalışmalar neler yapıyorsunuz? Şu anda çok yoğun. İşte umarımız adayların açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı. Evet. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Biz de gece gündüz demeden vatandaşlarımızı, seçmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Sorunlarını, dileklerini, şikayetlerini dinliyoruz. Ziyaret esnasında haber müdürümüz Naci Ergen'in sorularını yanıtlayan AK Parti Palandöken Belediye Başkan aday adayı Adem Çelik, Palandöken ilçesinde sorunları çok iyi analiz ettiğini ve halka hizmet için bu yola çıktığını söyledi. Ama en eski sakini olarak yani orada bizim çevremiz, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız çok yoğunlukta. Daireden arkadaşlarımız, emekli olan arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız var.
Onların yoğun bir ilgisi var. Eğer aday olursak hepsi her tarafta kendi için, partimiz için çalışır. Evet. Oy toplamaya çalışacaklar. Yani Karadöken'in ilçesini çok iyi biliyorum. Tabii. Ben 85'ten beri oranın sakiniyim. Peki vatandaşlarla diyalog halinde oluyorsunuz ya, mesela tanışmak için, kendinizi tanıtmak için sıkıntılar, sorunlar derken, şu ana kadar yapmış olduğunuz görüşmelerde en büyük sıkıntı ne karşınıza çıktı vatandaş tarafından? Palatöken ilçesinde şu an en büyük sorun çabuk yapılaşma, yeni bir ilçe olmasına rağmen. Evet. İşte en son yapılan yerde kayak yolu olmasına rağmen en büyük çabuk yapılaşmanın orada olması vatandaşın en büyük sorunu. En çok dile getirdiği sorunlardan birisi bu. Kayak yolu. Evet. Yunus Emre, Harput Mahallesi, Yukarı Köşk Mahallesi, buralar çok eski mahallelerden. Oralar çok eski, 40-50 yıllık eski binalar var ve işte tek katlı evler var. Oraların durumu çok kötü. İşte oralarda da bayağı bir düzensizlik var. Oraların öncelikle bir kentsel dönüşüme alınması lazım. Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü Abdullah Köker, kaçak elektrik kullananların parasını diğer abonelerin ödediğini söyledi. Palandöken'deki Polat Rönesans Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Aras EDAŞ Genel Müdürü Abdülkadir Köker, 7 ilde 815 bin aboneye elektrik dağıtımı yaptıklarını belirtti. Şebeke iyileştirme, teknolojik altyapı, kalite arzı ve müşteri memnuniyeti konularında gelişmeler için 120 milyon lira yatırım yapmayı hedeflediklerini anlatan Abdülkadir Köker, Avrupa standartlarında bir dünya kuruluşu olmayı hedeflediklerini bildirdi. Abdülkadir Köker, faturalarda yer alan kayıp kaçak bölümünün vatandaşlar tarafından yanlış algılandığını belirtti. Aras EDAŞ, yılda 70 milyon Türk lirası şebeke iyileştirilmesi, teknolojik altyapı, kalite arzı ve müşteri memnuniyeti olmak üzere bölge kalkınması için 120 milyon Türk lirasına varan yatırımlarla bölge kalkınmasında ölçülebilir ve sürdürülebilir gelişme sağlamayı hedefliyoruz. Ve bütün bu hedeflere ulaşabilmemiz için sizin yönlendirici desteklerinize ihtiyacımız var. Yoğun çalışmalarımız içerisinde gözden kaçırabileceğimiz konulara dikkatimizi odaklayabilmemiz için yerel basının bölge insanıyla olan iletişim gücüne ihtiyacımız var. Bölgemizde gözümüz, kulağımız, aklımız ve vicdanımız olmanızı sizlerden bekliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan ilk koordinatörümüz Kubilay Bey'e bırakmak istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yakın temasımızın güçlenerek gelişmesini ve bu temasın bölgemize, insanımıza daha büyük hizmetler yapabilmemiz için zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aras EDAŞ İl Koordinatörü Kubilay Atan ise son günlerde yüksek faturalardan dolayı yapılan eleştirilere cevap vererek sayaç okuma şirketinin değişikliğinden dolayı böyle bir uygulamanın yaşandığını ileri sürdü. Bir büyük şehir, 20 ilçe işletme, 970 adet köy, 366 adet köy bağlısı, 15 adet belde olmak üzere 784.900 nüfusa sahip ve 25.355 kilometre kare alana sahip bir ilin elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmekteyiz. Aras İl Koordinatörlüğümüz faaliyet alanı içerisinde 11 tane indirici trafo merkezinden enerji almaktayız. Ve bu enerjimiz 524 bin kWh trafo gücümüz, kurulu gücümüz var. 320 bin kilovolt amper kullanımdaki tüketimimiz var. Yani %60 seviyelerinde kapasite kullanımımız var. Ayrıca 83 milyon kilowatt saat aylık enerji almaktayız. 60 milyon kilowatt saate tahakkuka dönüştürmekteyiz. Aras İl Koordinatörlüğümüz dağıtım sisteminden 147 bin 900 kilometre kare
147.900 kilometre enerji nakil hattı. Aras EDAŞ İl Müdürlüğü olarak, İl Koordinatörlüğü olarak hizmet kalitesinin iyileştirmesi, abonelerin daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı çalışmalarımıza büyük önem verip bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandıracağımızı belirtmek isterim. Sayın seyirciler, pasaj kültürü maalesef ilimizde çok yaygın değil. Hal böyle olunca da pasajda müşteri bekleyen esnaflar maalesef kimi zaman siftah dahi edemeden dükkanlarını kapatıyorlar. Şimdi sizleri Erzurum'un en eski işhanlarından birine götüreceğiz. Evet, Tebriz Kapı'da ikinci vakıf işhanı. Bir zamanlar yoğun bir tempoda müşteri sirkülasyonunun yaşandığı bu pasajda şimdilerde aynı manzarayı görmek mümkün değil. Hal böyle olunca da pasajda bulunan esnaflar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Mükail Kurban'ın özel haberi. Eskiden Erzurum'da ikinci vakıf işhanı en gözde işhanlarından biriydi. Ancak başta büyük alışveriş merkezlerinin açılması ve de pasaj kültürünün yaygın olmaması ister istemez ikinci vakıf işhanını da derinden etkiledi. Daha önce 100'e yakın esnafın bulunduğu ikinci vakıf işhanında müşteri potansiyelinin düşmesiyle birlikte bu sayı 60'lara kadar düştü. Tebriz Kapı semtinde bulunan ikinci vakıf işhanında dükkanları bulunan esnaflar iş yapamamaktan yakındı. Önceleri şen şakrak bir pasaj olan ikinci vakıf işhanının şimdilerde adeta sessizleri oynadığını ifade eden esnaflar kimi zaman siftah etmeden kepenk indirdiklerini ileri sürdüler. 13 yıllık burada esnafız. Evet. İşlerimiz gayet durgun. Tebriz Kapı semtindeki yapılan bu kentsel dönüşümden dolayı artık şehirde nüfus kalmadı. Bir an önce bu kentsel dönüşümü için belediyenin bir an önce bu arsaları satıp da bir an önce onların yapılması lazım ki bizden işlerine de bir katkı tutusu olsun. En iyi yeriydi. En işlek bir semti olmasına rağmen işte istimlaklarının yapıldığından dolayı burada hiçbir şey kalmadı, nüfus kalmadı. Artık yeni şehir kendine bir semt oldu. Dadaşkent kendine ayrı bir semt oldu. O yüzden bu buraların bir an önce yapılması lazım. Yani belediyenin istimlak olunan yerleri bir an önce müteahhitlere verip de yaptırması lazım. Pasaj Erzurum'un tarihi olarak en eski pasajlarından bir pasajdır. Ve eski dönemlerinde çok işlek bir pasajdır. Yalnız şu dönemlerde şehir merkezinde ve Hacı Cuma gibi yerlerin yıkılmasının ve yapılmamasından dolayı şu anda hani insanların bu mevkiden çekilmesinden dolayı işler bayağı düşmüştür. Şu anda malumunuz belli zaten. Bu dönemlerde burada hiçbir dükkan kapalı değilken burada yaklaşık yönetici olarak 15 tane dükkanın kapalı olduğunu da siz zaten görüyorsunuz. 1963 yılında temel atılmış, 68'de falan faaliyete geçmiştik. Vakıf işhanımızda çantacımız var, tuhafiye çeşitlerimiz var, havlu çeşitleri var, çocuk giyimleri var, çocuk beşi, kırtasiye çeşitlerimiz vardır. Ama tabii semtimiz biraz çevredeki evleri eski olmasından, sökülmesinden dolayı bir halkımızın pek talebi yoktur. Esnafımız biraz mağdur durumda. Yani pasajımız biraz da eskiye dayanıklı, yani pek de alışveriş olmayan bir şey. Başka ne diyebiliriz? Yani buralar boş. Hiçbiri yapılmamış. Belediye başkanımızdan önce rica ediyoruz. Bir an önce şu Hacı Cuma'nın yapılması, artı Cavur Bağı'nın yapılması, kalenin arkasının yapılmasını bizzat gelecek başkanımızdan rica ediyoruz. Allah razı olsun. İşlerimiz pek iyi değil. Yani eskiden bu pasaj çok işler bir pasajdı. Ama şu anda değil. Şu evlerin yıkılması bize büyük zarar verdi. Bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz. Evet, gerçekten de esnafın durumu hiç de iyi değil sevgili izleyiciler. Hele hele bu tür pasajlarda işhanlarında iş yerleri olan esnaflar her geçen gün kendilerine borç daha da artırarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Çünkü yapacak başka bir şeyleri yok. Ya bankadan krediyle ayakta duruyorlar ya da eş dosttan aldıkları borçlarla.
Muharrem ayı dolayısıyla Aşağı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Veysel Karani Camii cemaati vatandaşlara etli pilav ve aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı nedeniyle gerek hayır kurumları ve gerekse sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri kentin değişik bölgelerinde aşure ikramında bulunuyorlardı. İşte bugün de Aşağı Sanayi semtinde bulunan Veysel Karani Camisi'nde cemaat hayır işlemek için güzel bir çalışmaya imza attı. Burada ses bağlantısı var, cuma namazı kılma imkanları var. Dolayısıyla cemaatle namazın, cuma namazının sevabını kazanmış olacaklar. Şimdi cuma namazını kısaca tarif ediyorum. Cuma günü müezzinimiz cuma namazının sünnetini kılacağız. Sünnetten sonra hutbeyi dinleyeceğiz ve imamla beraber imama uyacağız. Cuma namazının iki rekat farzını eda edeceğiz. Daha sonra da cuma namazının 4 rekat son sünnetini kılacağız. Cuma namazımız 10 rekatta tamamlanmış olacak. Ancak bölgemizde cuma namazının sıhhatiyle ilgili ulemanın yapmış olduğu tartışmalar neticesinde ihtilaflı olan bir mevzu sebebiyle zühr-i ahir namazı kılınıyor. Cami cemaati vatandaşlara etli pilav ve aşure ikramında bulunurken programa Erzurum Vali Yardımcısı Ertuğrul Egemen, Yakutiye Kaymakamı Ahmet Katırcı, İl Müftüsü Hasan Çınar ve Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı da iştirak etti. Bu arada aşure dağıtımı sırasında cami içerisinde Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Hasan Çınar, Muharrem ayı dolayısıyla bu tür etkinliklerin olmasının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurdukları zaman bu ayın 10. gününde oruç tutan Yahudiler görünce Efendimiz biz Musa'ya kardeşiz, biz ona daha yakınız dedi ve ashabına oruç tutmalarını ve nafile oruç olarak oruç tutmalarını da tavsiye buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Ayrıca bugün burada dernek başkanımızın, hocamızın bir planlamasıyla, programlamasıyla bir aşure aşı dağıtımı, yemek dağıtımı söz konusu olmuştur. Aşure'nin bizim dinimizde bir altyapısı, bir literatürü yoktur ama aşure aşının örfümüzde, kültürümüzde yeri vardır ve bir kardeşlik aracıdır, muhabbet aracıdır. Komşular birbirlerine aşure dağıtırlar. Aşure dağıtmadaki temel maksat başka herhangi bir mana ifade etmeksizin kardeşliktir. Yoksa biz Muharrem ayında şehadet şerbetini yudumlayan Hüseyin Efendimizin acısını içimizde hissetmekteyiz. Onunla beraber 72 tane şehidimizin ehli beyt sevdalısı olan bir milletin evlatlarıyız biz. Onları her daim içimizde hissetmekteyiz. Biz bu arada şunu da söylemek isterim. Yani Iraklılar peygamber torunu davet etmişlerdir. Suriyeliler muhasara altına almışlardır. Kardeşliğimizi perçinleyen bir şey olsun. Mazlum Hüseyin Efendimizin şehadeti inşallah. Evet, Muharrem ayı dolayısıyla hayır kurumları da aşure ikramına devam ediyorlar. Hayat Irmağı Derneği de bugün cuma namazı sonrasında Saraybosna Caddesi'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı dolayısıyla Hayat Irmağı Derneği vatandaşlara aşure dağıttı. Cuma namazı sonrasında Saraybosna Caddesi'ne geçen dernek yöneticileri burada vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vallahi birer tane alalım. Birer arkadaş dur iki al abi ya. Nereye alacağım? 500 kişiye aşure dağıtan Hayat Irmağı Derneği Başkanı Orhan Palancıoğlu Muharrem ayının önemine değinerek dernek olarak hafta başından itibaren Kur'an kursu kayıtlarına başlayacaklarını ve Kur'an kursu düzenleyeceklerini belirtti. Amacı içki, kumar, uyuşturucu vesaire bu gibi alışkanlıklardan insanları kurtarmak amacıyla geziler düzenlemek. Mübarek ay olduğundan dolayı hayır hasenede bulunmak amacıyla bir aşure düzenlenmiştir. Bunu da hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Bunların sayesinde bunlar da olmuştur. Bunun için bir de kursumuz başlıyor. Pazartesi günü Kur'an-ı Kerim kursu başlıyor. Allah nasip ederse tüm kardeşlerimiz davetlidir müftülükle birlikte bu kurs devam edecek inşallah.
Sayın seyirciler, Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü kapılarını Kanal 25'e açtı. Özellikle gıdada yaşanan sorunları gidermek noktasında hizmet veren kurum, vatandaşların da isteklerine göre tahliller yapabiliyor. Murat Kargan'ın özel haberi. Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde tüm gıda kontrollerinin yanı sıra dışarıdan gelen ürünler de kontrollerden geçebiliyor. Cihazı yerleştiriyoruz. Aslında kapatıp çalıştırıyoruz. Cihaz zaten kendisi sonuçları veriyor bize. Gerek. Sonra hesaplamalarımızı yapalım. Rapor hazırlıyoruz. Haber merkezimizden Murat Kargın, vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri olan ve halk sağlığı için büyük önem taşıyan gıdaların kontrolüyle ilgili bugün güzel bir habere imza attı. Kargın, Gıda ve Tarım Bakanlığı'na bağlı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda Müdür Yücel Koşapınar ile laboratuvarı gezdi. Uygulanması projesi kapsamında kurumumuza verilmiş bir cihaz. Atık sularda, tarım sularındaki nitrat kirliliğinin ölçümlemeleri için alınmıştır. Ama biz gıda yem ve diğer analizler için de bu cihazla ağır metal yapmak üzere kullanıyoruz. Faaliyete geçirmek üzere aktif şekilde. Kurum Müdürü Yücel Koşapınar, gerek numune alınarak kendilerinde yapılan kontroller ve gerekse halkın da isteği doğrultusunda laboratuvarda hizmet verdiklerini açıkladı. Koşapınar, en çok tahlilin ise bağla yaşandığına dikkat çekti. Gıda analizleri çok geniş yelpazesi olan bir sektör olduğu için laboratuvarın teknik imkanları itibariyle 175 parametrede analiz kabul ediyoruz. İsteyen her vatandaş, her güzel kişilik numune getirip kendi isteği doğrultusunda analiz talebinde bulunabilir. Bizim müşterinin memnuniyet anketleriyle de bunları kendilerine sorarak laboratuvarı geliştirmek için eksikleri tespit etmeye sürekli olarak devam ediyoruz. Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na merkez bağlı merkez teşkilatıdır. Bakanlığın Bakanlar Kurulu kararıyla 1990 yılında kurulmuş Yafutiye ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 50. İl Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kuruluş yönetmenliği gereği ulusal ve uluslararası TSEN ISO 17025 standartlarında çalışan bir laboratuvardır. Kuruma gelen gıda, yem ve su numunelerinde denetim, resmi istek, özel istek, İhracat, ithalat amaçlı analizler yapmaktadır. Aynı zamanda raporlarında belirtilmek kaydıyla eğitim ve araştırma amaçlı numuneleri de analize kabul etmekte ve rapor olarak sonuçlar vermektedir. Kurumumuz 2011 yılında TÜRKAK'tan akredite edilmiştir. Yani 17025 standartlarında yaptığımız analizlerimizi teyit etmiş durumdayız. Bunun önemi şudur, raporlarımız ulusal ve uluslararası geçerliği vardır. Geçelim kaçak sigaraya sevgili izleyiciler. Erzurum'da polis ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında kaçan otomobilde yapılan aramada 10.910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzurum'da polis ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında kaçan otomobilde yapılan aramada 10.910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı semtinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen MK idaresindeki otomobil dur ikazına uymayarak kaçtı. Polis ve şüpheli arasında yaşanan kaçma kovalamaca polisin otomobili kapan atarak durdurması üzerine sona erdi. Otomobilde yapılan aramada MK'ya ait 10.910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Büyükşehir Belediyespor'da hafta sonu oynanacak olan Hacettepe Spor maçında taraftar rekoru kırılması bekleniyor. Teknik patron Yavuz İncedal bu maçta en büyük kozumuz taraftarımız olacak dedi. Büyükşehir Belediyespor'da 14. haftada oynanacak olan Hacettepe Spor maçı öncesinde hazırlıklar yoğun bir tempoda sürüyor. Teknik direktör Yavuz İncedal ile yardımcıları Gökhan Kaynak, Rıfkı Ekenler ve Cengiz Tarım yönetiminde çalışmalarına devam eden mavi beyazlı takım 3 puan için kenetlendi. Teknik patron Yavuz İncedal, pazar günkü zorlu maç öncesinde en büyük koz olarak taraftarı gösterdi. İncedal, Sancaktepe Hakan Şükür Stadı'nı Erzurum taraftarının doldurduğunu, pazar günü de kendi evlerinde oynayacakları Hacettepe Spor maçında da tribünlerin dolacağına inandığını söyledi. İncedal, en büyük kozumuz Hacettepe önünde taraftarımız olacak. Bunun için tüm Erzurumluları maça bekliyoruz dedi. Dadaşlar grubu pazar günü oynanacak olan Büyükşehir Belediyespor Hacettepe maçında da tribünlerdeki yerlerini alarak takıma her zamanki gibi destek verecek. Taraftarlar, biz takımımızı Hacettepe maçında 90 dakika boyunca destekleyeceğiz ve sahadan galibiyetle ayrılmalarını sağlayacağız. İnanıyoruz ki pazar günü takımımız galip gelecek ve zirve iddiasını devam ettirecek dedi. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyespor pazar günü kendi evinde oynayacağı zorlu Hacettepe Spor maçı hazırlıklarını dün yaptığı teknik taktik idmanı ile sürdürdü. Bir ara Kazım Karabekir Stadında çift kale maçı yapan futbolcuların oldukça hırslı ve istekli oldukları görüldü. Bu arada yönetim 2 sezondan beri kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen genç orta saha oyuncusu Furkan Çağlı'nın ve A2 takımdan gelen Taner'in sözleşmelerini feshetti. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.